Belki maçın içinde tartışılan pozisyonlar var. Belki galibiyet son bölümde bir penaltı golüyle geldi. Akan oyundan değil. Ama herhalde çıkardığı kadro itibariyle Fatih Hoca'nın da bu 3 puanda ciddi bir payı var. Tabii ki maç öncesi yorumlara baktığımız zaman hocayı çok çok eleştiri yağmuru vardı maçın önünde. Ama hocanın ana fikri şuydu aslında. Biraz daha fizik kapasitesi, Savaş'ın belirttiği üzere fizik kapasite olarak sahada gerçekten o dinamizmi sağlayacak oyunculara yer vermekti plan. Burada işte Ömer de, Ete Boydül, hatta Luyendama tercihi de bu yüzden diyebiliriz. O ayakta kalabilen oyuncuları yeğledi ve Babel tercihini de aslında bir nebze anlayabiliyorum. Neden? Şut Şut. atmak. Yani hoca belli ki plan şu olmuş. Yani vurabildiğiniz kadar vurun demiş oyunculara ve Ama 8 şutla anlatamamış. falan. İlk 2-3 dakikada bile aslında bu belli ediyordu Yani kendini. tabii. sahada en çok bekleneni yapamadı. Demek ki o iyi anlamamış yani. Hoca Ama ilgin bir anlamamış. plan var mı? Var. Hani bu tip maçların tabii ki Yalçın Ayhan daha iyi yorumlayacaktır ama bu tip maçların taktik senaryosu biraz sınırlı kalır. Çünkü kısa pasla yapamazsın. Galatasaray kısa pas organizasyonu yapan bir takım. Bugün ise tam tersini yapmak zorunda olduğun bir maç. Uzun oynamak zorundasın. Hatta yanındakine bile pas verirken topun dibine inerek vermek zorundasın böyle sahada. Yani yerden bırakayım falan dediğin anda top takılı kalıyor bir yere. Normalde beklenen şey bugün istenmeyen şey bu Tabii şartlarda. ve oyuncular yalnız çok ilginç. Bu hep bu tip sahalarda oyuncular 15. dakikadan sonra anlıyorlar bunu. Hani topun dibine inmeyi. Şimdi yanına pas veriyor yerden. Ya niye yerden veriyorsun bu pası? Topun dibine inip 2 metre ötene bile atsan dibine dipleyeceksin topu, öyle gireceksin. O tercihler hep 15 dakika iki takım da aslında biraz bocaladı. Yalnız benim dikkatimi çeken Galatasaray'daki o ısrar, oyunculardaki ısrar. Mükemmel oynayan bir Galatasaray yoktu bugün. Ama penaltı anında Marcao muydu o eşeleyen penaltı noktasında? Marka ve Onyekuru. Onyekuru ile beraber ikisi. Yani çok enteresan bir görüntü. Yarın Galatasaray eğer şampiyon olursa bu şampiyonluk hikayesinde çok önemli bir detay olarak kalacaktır. Bence sezonun şu ana kadarki en güzel iki karesinden biri. Kesinlikle. Diğeri de Adem Laiç'i Beşiktaşlı futbolcuların bir %100. meşale gibi havaya Ya kaldırması. bu ne demek? Futbolcuların, dediğim ya, Galatasaray Fotoğrafta görüntü de var. mükemmel bir oyun oynamadı ama şu adamın, şu çamurun içine bulanmış, neredeyse yüzü gözükmeyecek adamın, hiçbir şekilde formasında her tarafında çamur olan adamın son dakikada arkadaşı penaltı atarken bırak ben atayım değil de tam tersine dur ben şurayı eşeleyeyim sen güzel vur diyen bir adamın Hafta hikayesi. içi de ailesine ve kendine yapılan hakareti de yani Tabii ne kadar şimdi gerçekten bunlar futbol emekçileri ne olursa olsun. kesinlikle bununla ve ilgili bir şey ama söyleyeyim mi? Bir Bu eleştiri hareketi bir getirebilirsiniz yani ama bakın bu oyuncu Galatasaray'ın formasını sonuna kadar terleten, Evet. çamurlu havada dahil bugün arkadaşının gol Ama atmasına yani pozitif anlamda katkı sağlayacak o çamurlu suyu bile eliyle tabii temizleyen insan. ama burada bir hikaye var. Bunun adı ben hep şey diyorum, Florya'nın hikayesi. Yani bugün Drogba gidiyor dünyanın öbür ucundan Galatasaray'a destek vermeye çalışıyor. Öbür tarafta Snyder, öbür tarafta Melo, öbür tarafta Elmander. Ya hani ne var bu Florya'nın içinde diye bir aslında bir test konusu olmalı bu. Çünkü futbolcularda bir aidiyet duygusu oluyor. Galatasaray forması giyen hemen her futbolcunun hepsinde olması beklenemez. Ama burayı böyle bir benimseme ruhu var. Ve bunu ben 2000'de ilk telaffuz ettiğimde şöyle bir şey yakalamıştım. Hasbelkader Eurosport'u izliyorum. Ve Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanmış. Bir belgesel yapmışlar Galatasaray ile ilgili. Yani bu takım nasıl bu kupayı kazandı diye. Florya'ya gelmişler işte. Hacı ile konuşmuşlar. Onunla bununla konuşmuşlar. Popescu denk geldi röportajda. Popescu'ya soruyor röportajı yapan kişi. Hani nasıl kazandınız bu kadar zor bir olayı, UEFA Kupası'nı? Dedim ki içimden, ya ne kötü bir soru ya. Nasıl kazandınız? Abi işte çabaladık falan diyecek zannettim. Adam şöyle dedi. Fatih Terim ve Galatasaraylılar bize Galatasaraylılığı öğretti. Çok önemli bir detay ya. Galatasaraylılık. Yani elin yabancısına öğretmek. Bütün mesele bu aslında, aidiyet. Ha, endüstriyel futbol diyeceksiniz belki. Ya bu günümüzde belki çok cevap bulamayabilir. Ama Florya'da buluyor, onu söyleyebilirim. O bugünkü penaltıyı eşeleyen futbolcu da aidiyet duygusu istiyor. Galatasaraylılıkla yapıyor O bunu. aidiyet duygusunu hissetmeyen de çok kısa sürede ismi ne olursa olsun belli bir süre sonra yollar ayrılıyor. Fazla uzatılmıyor yani. O aidiyet duygusundaki ortamı bozan da yollar çok çabuk bir şekilde ayrılıyor. Kesinlikle. Tesisin içerisinde, kulübün içerisindeki ortamı sen çok iyi bilirsin, sen de bilirsin.
Çok uzun süredir gazetecilik yapıyorsun, çok uzun süredir futbolculuk yapıyorsun, Galatasaray'da da oynadın. O günlerde tesislerde çalışan insanlar hala orada çalışıyorlar. Yani o gün birlikte mesai verdiğin çalışma arkadaşların aslında onlar. Bugün gittiğinde yine onları görebilirsin. Bunlar bile küçük detaylar gibi görünüyor ama birçok farkı oluşturuyor diye düşünüyorum. Büyük takımlarımızdaki bütün personeller genelde böyle. Evet. Ama futbolcu tarafından bakarsanız tabii ki aidiyet duygusu çok önemli. Bunu son zamanlarda görmüş olduğumuz o güzel tablodan bahsederken Galatasaray bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Beşiktaş ortaya koyuyor. Fenerbahçe de yavaş yavaş bu anlamda bir birliktelik, bütünlük var. Trabzonspor zaten Abdullah Hoca'nın gelmesiyle de bu birlikteliği sağladı diye düşünüyorum. Burada hemen araya bir şey ekleyeyim. 2008 Fenerbahçe'nin Denizli'deki o beraberliği sonrası Galatasaray'ın 2006 pardon. Beraber basın tribündeki o ekrandan o monitörleri izliyorduk Yalçın'la beraber. O da mesela o süreçte çok güzel yani çaycısı, güvenlikçisi, çimcisi. Ha, bu konuda gerçekten Galatasaray'ın yani Fatih Terim'in olduğu dönem ve olmadığı dönemlerde de bakıldığı zaman genelde bir aile yapısı başka ama biraz tabii Fatih Terim'in disiplin, otorite, sevecenlik, babacanlık onun adına ne koyarsak koyalım. O otoritenin de üzerine koyduğu zaman sevgi bağda birleştiği zaman gerektiği zaman cezayı kesebiliyor, gerektiği zaman ödül de verebiliyor. Bazen kendisi değil yardımcıları ya da takım içindeki bir oyuncu bile o ortamı bozacak kişiye cezayı mesela takım kaptanı olarak sen hocaya gerek duymadan kendi içinizde bu işi halledebiliyorsun. Yani bu aidiyet önemli. Mesela Fenerbahçe'nin şu anda en büyük sıkıntısı bu gibi gözüküyor. Yani futbol biraz sonra konuşacağız. Orada ben bir gol sevinci görüyorum. Bir de Galatasaray'daki sevince bakıyorum. Bir de Beşiktaş'takine bakıyorum. Bir de Trabzonspor'dakine bakıyorum. Diğer takımları saymıyorum bile. Şu anda yarışın içinde olan 4 takıma baktığın zaman bu birliktelik konusunda en zayıf kulüp Fenerbahçe. Bana istediklerini söylesin, istediklerini kıssınlar. Özellikle maçı izlerken ya gol sevincini yediğin zaman eğer reaksiyon gösteremiyorsan, gol attığın zaman sevinci o aynı anda hep beraber paylaşamıyorsan, bazen kulübesiyle, futbolcusuyla en taç atışındaki oyuncu bile koşup oraya gelmesi lazım. Şu anda Fenerbahçe'nin en çok ihtiyacı olan şey. Fenerbahçe'ye gelince konuşuruz. Yalçın Ayhan'ın da Galatasaray-Kasımpaşa maçı ile ilgili düşüncelerini merak ediyorum. Aslında dün burada beraber bir senaryo çizmiştik. Aşağı yukarı herhalde düşündüğümüz şeyler yaşandı. Evet, ağır zeminde baktığınızda böyle bir ortamda ağır zeminde kar yağışının yaşandığı, mücadelenin ön plana çıkmış olduğu bir sahnede tamamen fizik gücü yüksek oyuncuları tercih etmesini empati yaptık. Evet. Ve Etobo da bu sahaya, bu zemine çok uygun bir oyuncu profili çizdiğini ifade ettik. Keza Fatih Terim de bu oyuncuyla ilgili Taylan'ı dinlendirip Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Terim'in inanılmaz bir sistemi vardı. Canı o kadar acıdı ki rotasyon yapmayı düşündüğü oyuncularla ilgili gerçekleştirmediği rotasyondan maalesef inanılmaz memnuniyetsizdi. Evet. Ama bugünkü mücadele takdire şayan. Her iki takımı da tebrik ediyoruz. Galatasaray'ın galibiyeti çok önemli, çok değerli. Ama bugünkü maçta skordan bağımsız olarak söylüyorum.